Bu ülkelerin biraz da tarihsel durumlarıyla alakalı. Yani bu ülke, her ülkede aynı şeyin yaşandığından bahsetmek mümkün değil. Mümkün değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha liberal bir ortam, biraz daha farklı bir ortam vardır. Herkesi Amerika olarak kabul edebilirler ve kendi eritme potalarında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tamamı yabancı zaten. Oradaki Amerikalılar da yabancı. Çoğu Avrupa göçmeni insanlardır. İşte İspanyol kökenlidir, işte İngiliz kökenlidir, Alman kökenlidir, İsviçre kökenlidir. Bugünkü Amerikalıların yöneticileri dahi hatta. Dolayısıyla Amerikalılar zaten göçmen olduğu için farklı bir göçmene ekstradan bir yani bir baskısı çok fazla olmamıştır. Sadece tabii ki Afro-Amerikanlara olan bir baskı var. Yeni göç dalgası Meksika üzerinden gelen Latin Amerikalılar bir Evet, baskı var. onlara da bir zulüm Var. yaptıkları var Ama maalesef. genel olarak göçmen kökenli olan bir toplumun, farklı göçmen kökenli olan bir topluma Amerika'nın siyasal yapısı, tarihsel yapısı ile baktığımız zaman çok fazla yok. Ancak Almanya gibi biraz daha işte nasıl ifade edilir bilmiyorum ama nasyonal sosyalist bir geçmişi olan, işte Cermen İmparatorluğu bir geçmişten gelen ve bu duyguları da hala koruyan bir imparatorluk bahçesi olan bir ülkede biraz daha farklı tabii ki. Yani hem dini olarak farklı hem de milli olarak yani ülkenin siyasi tarihiyle alakalı bir durum. Almanya'da biraz daha tutucu bir milliyetçilik söz konusudur. Dolayısıyla son yıllarda bu zaten kendini açıkça da göstermeye başladı. Evet. Biraz daha zordur. Buradaki yani iki farkı şu şekilde aslında özetleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha gönüllü bir asimilasyon söz konusu. Ancak Almanya'da bilinçli bir şekilde toplumu asimile etmek için atılan adımlardan bahsedebiliriz. Yani bunun örneklerini de yaşıyoruz. İşte gençlik dairesi meseleleri var. Bizim oradaki Türk ve Müslüman çocuklarının belli vesilelerle, belki çok küçük bahanelerle ailelerinden alınıp işte yetiştirme yurtlarına gönderilmesi, ailesiyle bağlarının kopartılması, farklı ailelere verilmesi gibi travmatik durumlar da var hala orada yaşanan. Yine Türkçenin, Türk dilinin özellikle çok yaygın bir şekilde öğrenilmesinin önünde bazı engeller var. Tabii ki bazı kültürel çalışmaların işte evlilik ritüellerimiz gibi, ne bileyim dini ritüellerimizin yerine getirilmesi gibi alanlarda kısıtlamalar var. Bunlar kısıtlayıcı şeyler ama bizim toplumumuz geride bıraktığı 62 yıl içerisinde çok düzgün bir şekilde hala o kültürel bağlarını korumayı başarmıştır.